Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda kimler diş teli takamaz? Bununla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu videonun oldukça önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diş teli takmaya karar verdiğinizde e, diş teli tedavisinin size e, fayda mı getirecek, zarar mı verecek? Bunları bu videoyu izleyerek öngörebilirsiniz. Şimdi diş teli tedavileri eğri olan dişlerin düzeltilmesi için yapılan tedavilerdir. Uzun soluklu tedavilerdir. Öyle 1-2 ayda bitmezler. Ya da bir diş dolgusu gibi yarım saatte bitmezler. Diş teli tedavileri çoğu zaman 1,5-2 yılı alabilmektedir. E, tedavi süresi uzun olduğu için, Tedavi görürken dişleriniz düzelirken diş sağlığınızın ya da diş eti sağlığınızın bozulmaması gerekir. Yani eğri bir dişiniz var ve biz onu tellerle düzelteceğiz ama dişlerinizi düzeltirken dişleriniz çürüyecekse, diş etiniz iltihaplanacaksa, diş etiniz çekilecekse, kemik erimesi olacaksa e, ne anladım ben bu işten. Bir tarafı yaparken diğer tarafın bozuluyor olması doğru bir şey değildir. Zaten hekimler olarak bizim mesleğimizin ilk kuralı önce zarar vermedir. Yani bir tedavi yaparken, bir tedavi planı oluştururken hastaya zarar verebilecek bir şeyi asla yapmayız. Fayda miktarı daha fazlaysa zarar miktarından bu tedavi yapılabilir demektir ve fayda miktarını artırmak için de bazı önlemlerimiz olur. Bunlara da sizlerin uyması gerekir. Şimdi bu videonun konusuna dönecek olursak kimler diş teli taktıramaz demiştik. İşte az önce anlattıklarımla burayı bağlamaya çalışacağım. Sizin hali hazırda bir diş eti iltihabınız varsa, çok yaygın diş çürükleriniz varsa, çok fazla diş taşınız varsa ya da çok sık diş taşınız oluşuyorsa ya da kemik erimeniz varsa yani şiddetli bir diş eti hastalığınız olup kemikler eridiyse ve diş etleriniz çekildiyse dişleriniz normalden daha fazla sallanıyorsa böyle durumlarda diş teli takılmaz takılmamalıdır. Çünkü kemik çok fazla kemik erimesi olan ya da şiddetli bir diş eti iltihabı olan birine... Diş teli taktığımızı varsayalım. Tedaviler uzun sürecektir. Ağız bakımı iyi olmazsa e, bu tedavi size zarar verecektir. Yani sallanan dişiniz daha da çok sallanacaktır. İltihaplı olan diş dişetiniz e, daha fazla iltihaplı hale e, gelebilecektir. Böyle bir e, risk vardır. Bu nedenle e, az önce e, saydığım durumları olan hastalarımıza diş teli takmayı hiçbir zaman e, önermeyiz. Heh, güzelce diş taşları temizlen, temizlenebiliyorsa ve e, iyi fırçalayıp yeniden oluşmasını engelleyebiliyorsanız çürükleriniz tedavi edildiyse ve iyi fırçalamaya başladıysanız yeni çürükler oluşmuyorsa aktif bir diş eti iltihabınız olup e, tedavi yoluyla ilaçlar yoluyla bu iltihap kurutulduysa Ya da kemik erimeniz varsa ancak bu kontrol altına alındıysa o zaman diş teli takabilirsiniz. E, kontrollü bir şekilde e, dişlerinizi düzeltmeye başlayacaktır zaten ortodonti hekiminiz. E, bugünkü videonun konusu kimler diş teli taktıramazdı. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bazı şeyler öğrenmişsinizdir bu videodan. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu çevrenizde paylaşmak isteyeceğiniz arkadaşlarınız, sevdikleriniz olabilir. Eğer varsa onlarla da paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.